Şimdi sıra geldi diğer video efektleri ve geçişlerinden bahsetmeye. Adobe Premiere zengin video efekt ve geçiş arşivi vardır Adobe Premiere'de. Yani efektler deyince aklınıza Photoshop gelsin. Photoshop'taki video resmi eklenen efektlerin birçoğu burada mevcuttur. Şimdi Transition'da geçişleri temsil eder. Geçiş efektleri yani bir klipten diğer klibe nasıl geçileceğini görebilirsiniz. Yani geçiş işleminin yapılabilmesi için en az iki tane klip olması gereklidir. Veya şöyle bir ifade kullanabiliriz. Video efektleri iki video arasına, iki klip arasına yerleştirilir. Şimdi bu işlemlerin hepsi sekansımıza yüklenerek yapılıyor. Yani efektler ve transition'lar, geçişler sekansa yükleme işlemiyle yapılıyor. Sekansımızın içerisinde bulunan bu videolarımızı üzerine sürükleyerekten işlemi yapabiliyoruz. Şimdi video transition'lardan biraz bahsedelim. Video transition'ları açtığımız zaman alt kısımlarında bu şekilde kategorize edilmiş ayrı ayrı klasörlerin olduğu görülüyor. 3D Motion, Dissolve, Iris, Map, Page Peel gibi efektler mevcut. 3 boyutlu çevirme efektleri, döndürme efektleri, Dissolve, bozma efekti, Iris, göz ve optikle ilgili efektler, Map yönlendirme ve Page Peel sayfa geçişleri, Slide kayma, özel efektler, Stretch efektleri, wipe boyutları ile yine aynı şekilde uygulama efektleri, zoom, yakınlaştırma ve uzaklaştırma efektleri. İşlemi nasıl yapıyoruz? Önce ondan bahsedeyim. Diğerleri bölümünden hepsi aynıdır. Şimdi videonun arasına giriyoruz ve C tuşuna basıyoruz. Jiletimizde iki videoya ayırdık. İki videoya ayırdıktan sonra V tuşuna basıyorum ve burada mesela Cube Spin'ine geliyorum ve şu iki araya, bakın iki araya getirdiğimiz zaman bu iki arada ne çıkıyor? Her iki klibin arasında böyle bir koyu alan veriliyor ve sürüklediğim zaman efektimiz eklendi. Bakın Cube Spin efekti buraya eklendi. Şimdi efektimizin nasıl olduğuna bakmak için geçişe bakıyoruz. Bakın. İsterseniz şuradaki efekti şöyle keseyim. Tekrar farklı bir görüntü yani şuradan şuraya farklı bir geçiş olmasını istiyorum. Evet. Şuradan itibaren alsam daha iyi olur. Farklı bir video geçişi olacak. Diğer videoları kullanmıyorum çünkü video çekimi yaparken, capture işlemi yaparken biraz kasıyor. Bu biraz düşük çözünürlüktü. Full HD video. Evet. Şimdi bu geçişe tekrar Cube Spin ekliyorum. Ekledim. Bakın şimdi. Hop, bu şekilde geçiş efektini gördük. Bu efekti bir diğeriyle değiştirmek için yine aynı şekilde giriyoruz araya koyuyoruz. Bakın şimdi böyle bir efekt oldu. Swinging efektini ekledik ve bu şekilde efekti gördük. Yani efektin ön izlemesinde bu şekilde görebiliyorsunuz. Ve ben bunu kitapta detaylı olarak anlattım. Şimdi efekte geldiğimiz zaman, efekte tıkladığımız zaman efektin süresini buradan ayarlayabiliyoruz. Grafiksel olarak buradan sürükleme efektiyle efektin süresini ayarlayabiliriz. Mesela ilk klipteki süreyi biraz uzun tutup ikinci kliptekini kısa tutabiliriz. Bu şekilde hızlı geçti ve böyle bir işlem yaptı bak. Tekrar yapalım. Evet. Yine aynı şekilde bakın A ve B. A birinci klip, B ikinci klip. Bu işlemi yaptı. Ve burada her klibin üzerinde böyle bir işaret varsa efektin o yöne doğru olacağını gösterir. Mesela efekt ortada olacak. Efekt en üste doğru gitsin. Bakın şimdi değişikliği görelim. Efektin üste doğru gittiğini görüyorsunuz. Efektin alta doğru gitmesini istiyorum. Buraya getiriyorum. Ve efektin alta doğru kaydığını görüyoruz. Yine bütün işlemlerde aynı işlem geçerlidir. Efekt yönünü buradan ayarlayabiliyoruz. Yani bu şekilde. Bakın. Efektin giriş yönü. Yine efekte kullanılacak kenarlık
rengini. Kenarlık bölümünü buradan ayarlıyoruz. Bakın renk seçtim ama herhangi bir değişiklik olmadı. Çünkü border width'i 0 düzeyinde. Border width'i biraz açıyorum. Bakın efekti kenarlık atadı. Şimdi görüyorsunuz. Efekt bu şekilde oluştu. Reverse efekti de tam tersini uyguluyor. Yani giriş efekti oluyor. Şu şekilde normalde böyle. Şimdi ikinci klibi giriş yapıyor. Gördünüz. Antaliasing bu görüntüde titrekliği engelleyen bir özellik ama render süresini uzatıyor. Normalde kaliteli çalışmalar için high seçmeniz gerekiyor. Evet, bütün efektlerde geçiş işlemleri bu şekilde. Mesela farklı bir efekt ekleyelim. Farklı bir efekti mesela buradan luminance map renk. Görmüş olduğunuz gibi bakın iki resmi perçinleyen renklerine harita renk haritasını perçinleyen bir efekt. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde bir efekt var ve ona göre alt ayarları görmek için buraya tıklıyoruz ve buradan geçişle ilgili süreyi ayarlıyoruz. Süreyi sayısal olarak buradan ayarlayabiliyoruz. Yine aynı şekilde efektin pozisyonunu değiştirebiliyoruz. Bu şekilde efektin pozisyonunu center'lamak için yani tam ortaya getirmek için center katı işaretlememiz gerekiyor ama bazı efektlerde bu çıkmıyor. Çünkü veya klibin boyutuna göre işlem yapılıyor. Mesela klibi biraz daha küçültelim. Şimdi center'a kat çıkar. Çünkü bu boyut şundan kısa. Şimdi tam ortaladı mı? Ortaladı. Evet, gördüğünüz gibi efektimizi yerleştirdik. Mesela dissolve efektine bir bakalım. Bakın. Bu şekilde geçiş sağladı. Evet. Böylelikle geçiş efektleriyle alakalı ön izlemeleri gördük. Bunlarla ilgili dediğim gibi detaylı anlatımları kitabınızda yerleştirdim. Yani alt parametrelerin ne işe yaradıklarından falan yerleştirdim. Sadece burada mantığını anlatmak için size kısa bir video hazırladım. Çünkü hepsini anlatmaya yeterli zamanımız yok. Ama kitapta bir referans niteliğinde olduğu için hepsini detaylı olarak bahsettik.